Bu hafta piyasayı etkileyecek olaylar dahilinde genel olarak bu habere bir göz atacağız ve ne var ne yok diye bir bakacağız. Hafta içerisinde önemli olan bir takım durumlardan bahsedelim. Peki, yukarıdan başlayalım ne var ne yok diye şöyle bir bakalım. Diyor ki bu hafta Bitcoin ve altcoinleri etkileyecek 5 gelişme belirlendi. Sakin bir hafta sonunda kripto her zamanki gibi iş dünyasına geri dönüyor diyor vesaire. Geçen haftaki dalgalanma tozu dumana kattı. Analistler sonraki hamleler için kararsız kalıyormuş. Ve bu sakin ortam içerisinde Eylül 2023'te BTC'de kayıp olup olmayacağını değerlendirmeye çalışıyormuş diyor. Eylül ayının içerisi önemli olacaktır. Muhtemelen akümülatif hafif yukarı şekilde devam edecektir. Bu beklenti de TÜFE'deki beklenti ve Fed'in faiz kararındaki ve diğer enflasyon verilerindeki beklentiden kaynaklanıyor. Hafta sonu Bitcoin fiyatı BTC şortlarını yerle bir etti diyor. Şu an ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kesinlikle ben işlem açılmasını önermiyorum. Ne long ne de short. Çünkü büyük oranda bir şekilde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun ana sebebi de şu anda doğru akümülatif bir seyir içerisindeki bir BTC'den geçiyoruz. Bir kere ben short'u kesinlikle önermiyorum. Çünkü evet piyasada belli bir akümülasyon var. Fakat borsadaki arzlara, BTC tutmalarına vesaire gün içinde de uzun uzun konuştuğumuz pek çok metriye baktığımızda katalize olmaya çok müsait bir Bitcoin ile karşı karşıya olduğumuz için alınabilecek herhangi bir pozitif haber bile Bitcoin'i yukarı şekilde anında hareketlendirebilir. Bunun konuda da uyarmak gerekiyor. Fed konuşmacıları makro haftanın başını çekiyor. Sakin bir makro hafta ise riskli varlık yatırımcıları için potansiyel bir rahatlama kaynağı. ABD için 4 günlük hafta önemli makroekonomik veriler açısından çok az şey içeriyor. Bunun yerine Fed'in kendisi odak noktasında. En önemli faiz kararının alınacağı 19 Eylül öncesinde bazı gelişmeler var. En önemli faiz kararı doğrudur. Şundan kaynaklı olarak doğrudur. Çünkü şu anda TÜFE 3.2 biliyorsunuz bundan önceki TÜFE verisi açıklandı ve uzun bir süre sonra ilk kez yukarı şekilde açıklandı. Bu TÜFE verisi açıklanacak. TÜFE verisi en önemli veri olacaktır. Çünkü bunun istikrarlı olup olmadığına yönelik bize bir fikir verecek ama yine de tam olarak anlatmayacak çünkü son veriden sonra da artırıldığı için bunun etki ettiğine dair bir görüş olur. Yani artırmamaları gerekiyordu ki en son kesin bir şekilde görelim. Bu yine de kesinlik sağlamayacak. Örneğin çeşitli üst düzey Fed yetkinleri bu hafta ekonominin durumuna ilişkin yorumlarda bulunmakta. Bunlar arasında Atlanta Fed'den Rafael Bostic ve New York Fed'den John Williams da yer alıyor. The Collapse Letter önümüzdeki günler için ana tarihlerinin yanı sıra kısa bir hafta ama her şey Fed'le ilgili şeklinde özetledi. Doğru, katılıyorum. Fed politikasının faiz kararı öncesinde hala netlikten uzak olduğunu da ekledi. Bitcoin, Fed Başkanı Jeremy Powell'ın bile BTC fiyat hareketini önemli ölçüde etkilemeyi başaramamasıyla yaz boyunca Fed yorumlarına karşı daha az duyarlı hale geldi. Bu doğru değil. Bak bu kısım doğru değil. Bu sadece şöyle bir şey. Fiyatlamalar gerçekleştirilirken farklı şekilde hareket ediliyor. Ha, şu noktada doğru. Fed'in yapmış olduğu açıklamalar anında fiyatlandırılmıyor. Ama tabii ki de fiyatlandırılması yapılıyor. Bu Bitcoin için olumlu bir durumdur. Çünkü biraz daha artık kendi içsel durumuna döndüğünün de işaretidir. Ama aynı zamanda makro taraftaki korelasyonla da tamamen bırakmadığının bir göstergesidir. Ve şu an için her şey yolunda. Yine de yetkililer tarafından kullanılan kelimeler Fed'in enflasyon savaşında neler olacağına dair piyasa beklentilerini alt üst edebilir. Bu yazının yazıldığı sırada piyasalar ezici bir çoğunlukla faiz oranının Eylül ayında aynı kalmasını bekliyordu. Aynı fikirde olmama rağmen şu anda büyük bir şekilde
konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Bunun sebebini de zaten biliyorsunuz. Çünkü daha TÜFE açıklanacak. TÜFE açıklanmadan önce çok da öyle büyük konuşmamak gerekiyor. Atıl BTC arzı yeni rekorlar kırıyor. Perde arkasında Bitcoin arzı giderek daha fazla uzun vadeli sahiplerin mülkiyetine geçiyor. Arzın diyor yüzde vesaire vesaire en yüksek seviyesinde. Peki bununla alakalı da biliyorsunuz ki gün içerisinde yine konuştuk. BTC tarafında hatta minimum bir Bitcoin tutan yatırımcı sayısı 1.018.676 olarak karşımıza çıkıyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar ulaştığını görüyoruz. İşte bu da az önce dedim ya, çok fazla işlemi önermiyorum özellikle short, çünkü BTC her an pozitif haberlere, pozitif fiyatlamalarla sert tepkiler verebilir. İşte bunu gösteren metriklerden bir tanesidir. Uzun vadeli yatırımcı sayısı çok yüksek. Bitcoin toplamaları şu anda çok yüksek. Yapılacak olan alımlarda olası bir FOMO'da birim başına potansiyel fiyat etkisi çok yüksek diyebilirim. Bu da o metrikleri yansıtan, yani durumu yansıtan ve destekleyen metriklerden bir tanesidir. Faiz 2020'ye geri dönüyor. Bitcoin bu yıl kripto kullanmayan ortalama tüketici için pek de ana akım bir sohbet konusu değil ve Google Trends verileri de bunu kanıtlıyor. Normal arama ilgisi BTC USD'nin 2020'nin sonlarında 2017'nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20 bin dolar aşmasından önce görülen seviyelere geri döndü. Arama faaliyeti BTC fiyat hareketleriyle büyük ölçüde bağlantılı. İkinci çeyrek boyunca kayda değer yukarı yönlü olayların olmaması ana akım ilginin sabit kalmasına katkıda sağlamış gibi duruyor diyor. Doğrudur tabii ki. Hani buradaki aramalar ve genel popülarite de muhakkak dönemsel kısa orta vade ve uzun vade ilgisi kesinlikle ama kesinlikle çok ama çok önemli. Bu arada kriptoda ortalama bir yatırımcı korkuyor. Duyarlılık göstergesi olan kripto korku ve açgözlük endeksine göre şu anda genel piyasa havasını karakterize eden şey korku. Endeks %40 ile Bitcoin'in %10 düştüğü Ağustos ortasından bu yana aşina olduğu bir bölgede yer aldığını söylüyor. Doğru. Şu anda korku etabı var tabii ki. Çünkü piyasada bir belirsizlik hali ve yaklaşan büyük açıklamalar olduğunu biliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.